Dikra merhaba. Mezopotamya'nın kalbindeyim. Bereketli hilal olarak da bilinen, binlerce yıllık bir tarih, diğerlere sahip olan, aynı zamanda sayısız kültürlere ve dinlere ev sahipliği yapan bir yerdeyim. Mezopotamya'da Dicle ve Fırat arasında kalan Diyarbakır. Bu gizemli şehri benimle ve Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte gezebileceksiniz. Şimdi ama işimiz var. Çünkü zaten bu sesleri duyuyorsunuzdur. Arkamdaki tarihi on gözlü köprüde halay var galiba. Gidip buraya bakalım. Oturduğum mekan tarihi Şükrü Efendi'nin eviymiş bir zamanda. Gördüğünüz kara taşlar Diyarbakır bölgesine özel. Burada bütün Türkiye'de olduğu gibi kahvaltıya çok önem veriyor şansıma. Bir sürü şişit var burada. Mezopotamya bölgesinde yan şehirlerden de etkileşim de oluyor ve oradan da lezzetler var. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, çayım da geldiğine göre şimdi kahvaltıma başlayabilirim. Burada bir sürü çeşit var ve aralarında mesela peynir helvası gibi benim daha önce hiç tatmadığım lezzetler de var. O yüzden şimdi bana afiyet olsun ve siz de Diyarbakır'a gelirseniz bence kahvaltı yapma fırsatı kaçırmayın. Burası tarihi St. George Kilisesi. Rumalılar tarafından yapıldığı biliniyor. Fakat tam olarak hangi yıl belli değil. Bütün dünyadan buraya inanç turizm yapan insanlar geliyor. Evet, tırmandım geldim. Burası Zerzevan Kalesi. Burası çok gizemli bir yer. Yok yok. Ve benim şansıma buranın kazı başkanı, doçent doktor Aytaç Coşkun şimdi benimle burayı gezecek. Şu an Roma'nın sınır garnizonundayız. Zerzevan Kalesi'ndeyiz. Ve 3000 yıllık tarihe sahip bir kalenin üzerindeyiz. Hoş geldiniz Zerzevan Kalesi'ne. Roma'nın sınır garnizonu burası ve 1200 asker burada. Önemli bir yer aslında. Önemli bir askeri yerleşim. Ve burası sanırım dünyada en iyi korunmuş ya da... Şöyle söyleyebiliriz. Dünyada ortaya çıkarılmış son Mitras tapınağı ve en iyi korunmuş. Çünkü Mitras'a ait bütün semboller, İzler bu tapınağın içinde yer alıyor. Evet, mistik bir havası var resmen oradan. Evet, Ulu Cami'ye geldik. Burası Anadolu'nun en eski camisi. İnsan kaynıyor burası. Burada gördüğünüz güneş saati dünyanın en eski güneş saatidir. El Ciziri tarafından yapıldı. Kendisi Sibert'in babası olarak biliniyor ve Leonardo da Vinci'ye ilham olan kişi olarak biliniyor. Yani çok önemli bir tarihi eser. Ulu Cami'nin içinde görebilirsiniz. Evet. Keçi Burcu'na geldik. Burası Diyarbakır'ın surlarının 7 burçlarından bir tanesi. Çok eski, Bizans dönemine kadar geriye gidiyor. Bu arada Diyarbakır'daki sur Çin'den sonra en uzun olduğunu biliyor musunuz? Ve galiba Çin'den daha yüksek biri burası. Müzik
Biliyor muydunuz? Diyarbakır aynı zamanda tam bir edebiyat şehri. Şu anda Ahmet Arif Müzesi'ne geldim. Önce buraya bir gezeyim bakalım. Seni anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara, seni. Seni anlatabilmek seni. Namussuza, halden bilmez, kahpeyalana. Art arda, kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül, gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Bu, Ahmet Arif'in en ünlü şiiri, ilk ve tek şiir kitabından. Kendisi 1927'de Diyarbakır'da doğdu ve hayatı boyunca Diyarbakır'ı çok çok sevdi. Buradaki müzede ünlü şairin hayatı üzerinde daha çok şey öğrenebilirsiniz. Gezme fırsatınız olursa kaçırmayın derim. İşte tam bir edebiyat şehri demiştim ya. Ahmet Arif Müzesi'nin hemen yanında Cahit Sıtkı'nın yaşadığı ev var. Burası da bir müze. Onun kim olduğunu sormazsınız. Çünkü o kadar ünlü bir şey var ki Türkiye'de herkes bilir. Yaş 35, yolun yarısı falan ya. Biraz belki yaşın 35'in üstünde olanların içini karartabilir. Ama ne yapalım, durduramıyoruz ya zamanı. En iyisi buraya da güzel gezelim şimdi. Diyarbakır bölgesi aynı zamanda da el sanatlarıyla ünlü. Maalesef gitgide bu el sanatlarından bazıları ortadan kayboluyor ama. Bunlardan bir tanesi de bakırcılık. Şimdi ben bir bakırcının mekanına geldim. O bana sanat hakkında bir şeyler anlatacak. Bir bakalım. Mustafa Bey, öncelikle çok teşekkür ederim. Ne demek, ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memleketinize. Diyarbakır'ın isminin içinde de bakır var ya, bir alakası var mı bakırla? Tabii tabii. Şimdi Osmanlı döneminden sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman Atatürk Diyarbakır'da bakırcılığın çok yaygın olduğunu ve bakır ham madde yatağının Diyarbakır'da çok fazla olduğunu görünce hani Diyarbakır'dan Diyarbakır'a çevirmişler. Bakır diyarı anlamına geliyor. Yani bakırın diyarı burası. Peki neden yani bakırcılık azalmakta olan bir el sanatı? Ya şimdi aslında el sanatı birçok şeyde hani azaldı. Bakırcılık da tabii ki şimdi bir dönem böyle hani çelik, alüminyum, teflon, porselen gibi ürünlere hızlı bir şekilde dönüş olunca bakır ustaları işi bırakmak zorunda kaldı. Öyle olunca arkasından şey gelmedi, yani kuşak gelmedi, çırak, kalfa yetişmeyince ustalar bu işi bırakınca biz mesela nasıl buraya kadar geldik hayret ediyoruz yani. Hmm. Çünkü bir dönem hiç olmadı yani bakırcılık. İyi, çok şey öğrenmiş oldum. Şimdi evet. Bir bakalım nasıl oluyormuş. Tabii ki. Şimdi bunu size hediye ediyorum. Tamam. Şunu çok isterseniz rica ederim. Bakalım olacak mı bilemiyorum. Can sağlığıyla kullanın. Düşmez değil mi? Yok. Güzel oldu. Güzel değil mi? Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Can sağlığıyla kullanın. Ne demek? Hadi gelin, gelin bakalım, gelin. Çünkü burada su içinde dört ayaklı minare var ve altından 7 kere geçerseniz eğer bütün dilekleriniz kabul oluyor.
gerçekleşiyor yani. Hadi bakalım. Bir şanslı hissediyorum. Bir şey geldi. Bir enerji. Şu anda Gazi Köşkü'ne çıkıyorum. Gazi Köşkü ismini Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan aldı. O da 1937'de Diyarbakır'a geldiği zaman burada konaklanmıştı. Aslında 16. yüzyıldan kalan bir köşkmüş kendisi. Çok güzel bir yer olsa gerek. Diyarbakır'da 2075 cami var. Yani bayağı dolu. O yüzden bir tanesini de içeriden de görmek istedim. Burası Berampaşa Camii. Hazır burayı bu kadar boş bulmuşken biraz bu huzurundan faydalanayım ve bu güzel motiflere de bir bakmak istedim. Teşekkürler. Evet, duydum ki insanların Diyarbakır deyince aklına ciğer geliyormuş. Ben bildiğiniz üzere et yemiyorum. Dolayısıyla bunu şimdi ekip arkadaşlarıma ısmarlayacağım. Ama ben de şanslıyım çünkü yanına bir sürü başka lezzetler daha geliyor. Onlardan tatacağım şimdi. Arkadaşlar biliyorsunuz Diyarbakır'a gelmeden kadayıf olmadan olmaz. Elinize sağlık, çok güzelmiş. Diyarbakır'ın Eyl ilçesine geldik şimdi. Burası şehir merkezinden 50 kilometre uzaklıkta. 1997'de bir tane baraj yapıldı Dicle Nehri'nden ve şimdi Eyl Baraj Gölü var aşağıda. Tekneyle çok güzel gezilebilecek. Aynı zamanda milattan sonra 1 veya 2. yüzyıla ait olduğunu düşünen bir kral mezarlığı var. Hadi bakalım. Ve Diyarbakır gezimizi Diyarbakır'ın ilçesi olan Eyl'de bitiriyoruz. Burada Kral Mezarlık ve Göl'ün yanı sıra bir de bir kale var. 8000 yıllık tarihi olan bir yer. Birçok medeniyeti ev sahipliği yapmış burası. Aynı zamanda İslam dini için önemi büyük. Çünkü Kur'an'da geçen peygamberler burada yaşarmış. Ben açıkçası etkilendim. Burası gerçekten İç açıcı bir yer yani, manzarasıyla, tarihiyle. Ben sizi şimdiden izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bizi takip etmeyi de lütfen unutmayın. Yunus Emre Enstitüsü'ne çok teşekkürler. Görüşmek üzere, bay bay.